Gördüğünüz gibi bakın, dalıyla, budayla atıyorum. Çünkü tarif öyle. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. Bizimkiler bizim aile. Sevgili YouTube ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız iyiyiz. Vlogalarda da gördüğünüz gibi köydeyiz. Yaz işleri mi diyeyim. Bahar ayını çıktık hemen hemen artık. Bahar işleri, toprağa tohum atma işlemi yavaş yavaş bitiyor artık. Çapoymuş, suymuş. Haziran, Temmuz'da bazı şeyler çıkacak. Ağustos'ta da domatesler falan çıkacak arkadaşlar. Sepeti aldım elime. Ben gidiyorum yoluma. Kuş sesleri dinleye dinleye. Gidiyorum yola doğru. Çok mutlu oluyorum kuş seslerinden, baharın güzelliğinden. Hamiş ablayla bizim evin arası bayağı bir var arkadaşlar. Yokuş da tırmanıyorum. İnsan yoruluyor da olsun bakalım. Yol güle gidiyorsa yorulur mu hiç insan dermişiz. Gül Muhammed'in gülüdür. Kokulu misgül. Dün akşam polen bebekle hamiş ablaya fidana gitmiştik. Patlıcan biber fidanına. Ay güller ne kadar güzel dedim. Hamiş abla da dedi ki hem bunların dedi fotoğrafını videosunu çek hem de dedi topla reçel yap. Bunlar israf olacak, ziyan olacak. Bizde yapan yok dedi. Ben de onun sözü lafı üzerine hay hay dedim. Piknik sepeti. Şöyle elde örülmüş eski tarihi bir sepet diyebilirim. Bizim değil, öğretmen olan amcam kullanmış yıllar yılı çocuklarıyla beraber. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ve onun evindeydi. Amca dedim hani kullanayım biraz, çok özeniyorum eski tarihi şeyleri, eskileri ben çok seviyorum arkadaşlar. Amcam da kullan dedi, izin alarak bir küçük sepet, bir de bu piknik sepeti. Şurası sapı biraz kopuk gibiymiş. Şöyle. Ben de onu güzelce iple, kurdeleyle bağladım. Yani tamir ettim diyebilirim. Böyle gül toplamada olsun, bir şeyler, biber falan toplamada ıslatmamak şartıyla temiz temiz kullanacağım. Sonra da amcama geri vereceğim. Yengeme buradan selam gönderiyorum. Öğretmen amcama ve eşi Fadime. Yengeciğime. Allah razı olsun. Temiz kalpli yengem benim. Bismillahirrahmanirrahim. Geldim arkadaşlar. Gülün güzelliğini görüyor musunuz? Bu var ya bu. Ta atadan dededen eskilerden kalma kokulu gül. Çok güzel kokuyor. Tazelerinden gençlerinden topluyoruz. Ta eski zamanlardan kalma kokulu reçellik güllerimi topladım. Şöyle tazelerinden topladım. Şimdi biraz da isparta kokulu gülden toplayacağım. O da şu tarafta. Gül demiş ikene Allah'ım bu güzellik. Maşallah çok vermiş güller. Bunlar kokulu gül değil. Bunlar kokusuz da hafiften var bunun gene kokusu. Çok güzel hamiş ablaların bahçesinde. Abo. Maşallah 41 kere. Hamşi abla şunu kırmaya çalıştı. Dün polene verecekti, kıramamıştı. Buket gibi ya. Ne kadar güzel bir gül cinsi. Maşallah. Şöyle sarmış. Şuna doğru. Bizim toplayacağımız farklı bir şey. Gözümü alamadım ya. Maşallah. Bu da farklı bir gül. Bu kılçıllı değiller buna. Beyaz kırmızı karışımı. Bundan reçel olur mu? Olur. Sadece kokusu olmaz.
Gül reçelinin özelliği kokusu bana göre. Geldik. Isparta kokulu güle. Görüyor musun? Ama ne var ki yaşlanmış gönül dostlarım. Yaşlanmış. Güller yaşlanmış. Tü tü tü. Biraz bundan bir hafta önce geleymişiz. Daha güzel güller toplayabilirmişiz de. Bize yetecek kadar buluruz Allah'ın izniyle. Maşallah. Mis gibi ya. Ne böce var, ne börtü var. Hiçbir şey yok. Bunlar bize yeter. Sağ olsun. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin. Bunlar da mis mis burada koka kokayı öyle yerlere döküldü ya. İsrafa bak. Gül israfı diyeyim buna ben. Bunları kurut dedim amca abloya. Kim kurutacak? Kim içecek onları dedi. Neyse ben gider. Amca ablanın güllerinden topladıktan sonra biraz da kendi güllerimden topladım. Bunlar kokusuz çardak gülü. Fakat rengi çok güzel. Reçelin rengine renk versin diye iki dömet de buradan topladım. Hadi bakalım bize reçel yapmak kolay gelsin sevgili arkadaşlar. Bu sefer farklı reçel yapacağım. İlk işim ateş yapmak. Bismillahirrahmanirrahim. Ateş yandı. Göz kararışı su boyuyor. Su kaynayacak. Tozundan dumanından arındıracağım. Şöyle yıkayacağım. Dalıyla sapıyla filan yıkıyorum. Sevgili arkadaşlar yeni bir tarifle karşınızdayım. Kolay gelsin anne. Abi yavrum geldiniz mi siz? Geldik sana bakmaya geldik. Gül kokusu aldık. Gül kokusu mu aldınız? Evet. Sizde ne iyi gül mü varmış? Vay. Örende ne iyi gül mü varmış? Özlem'de ne iyi gül mü varmış? Annem az benim. Az önce de Kelser'le konuştum. Ya ablam ne yapıyor? Kokusu da buralara gelmedi mi? Geldi geldi. Kuzularım ya. Elhamdülillah çok yaşarızım. Güneşe şeysi var polenin. Alerjisi var. Güneşe çıktı mı hapşırıyor. Benim de var. Ben gibi işte. Sen gibi değil mi annem? Aynen. Çekmiş. Çekmeymiş anacığına. Hapşırık sayısı bile aynı. Ben de bir herkes hapşırıyorum. O da bir şey. Sevgili arkadaşlar bu reçellik gül. Rabbim buna koku vermiş. Reçel yapın diye yaratmış. Bu da o kadar güzel bundan reçel olur mu kırmızı gülden? Bundan da olur. Sadece kokusu yok bunun. Rengi çok güzel, kokusu yok. Bunun rengi de çok tatlı. Bundan da reçel olur. Polen, kız ikisinden de olur. Fakat Rabbim öyle yaratmış ki. Koparıyorlar. Tamam mı? Şu beyaz yerini şöyle kesiyorlar arkadaşlar. Hani acı olur diye. Haklılar. Lakin bir şey var. Reçellik gülde bunun beyaz yeri acı değil. Şu çardak gülünde acı. Yedim, denedim. Bunda acı. Gülün cinsine göre de oluyormuş. Ne yapıyoruz şimdi bunu? Reçellik güllerin içine biraz da çardak gülü ekleyeceğiz. Neden derseniz arkadaşlar rengi çok güzel. Kıpkırmızı olsun diye. Çardak gülünün şöyle beyaz yerlerini alıyor. Bak. Acı olduğu için. Heh. Reçellik gül de almıyoruz. Reçellik gül tamam. Bunu da almıyoruz. Ah.
Aziz Allah canlıcım. Sevgili arkadaşlar, gülleri ikiye ayırıyoruz şimdi. Yaşlanmış olanlarını ve genç öyle güzel olanlarını. Mis kokulu olanlarını. Gençleri daha çok güzel kokuyor. Yaşlılar çok güzel kokmuyor. Mesela şunlar daha güzel kokulu. Bizim esası köy gülümüz. Bunlar da kokulu. Hepsi kokulu da. Köy gülü daha da kokulu. İkiye böldük gülü arkadaşlar. Gençleri ve yaşlıları. Diyoruz. Hadi bakalım. Kaynayan suya. Su şakır şakır kaynıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gülleri atıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Dalıyla, budağıyla atıyorum. Çünkü tarif öyle. Renk versin diye çardak gülünü de attık. Şekilde görüldüğü gibi güller ikiye ayrıldı. Kaynayan güller, kaynamayan güller. Bakın, kaynattığımız gülün suyu kıpkırmızı çıktı. Ve güller bembeyaz oldu. Rengini suyuna saldı. Derhal ateşten alıyoruz bunu ve süzüyoruz. Ateşten aldığımız gülleri güzelce süzüyoruz. Tamam. Su mükemmel kıpkırmızı. Evet. Bunlar çöp. Bunlar atılacak anne. Tamam annem. Yeteri kadar süzüldü. Sıkmayacağız. Bunu atacağız. Bu çöp. Ve şöyle. Şimdi diğer işlemlere geçelim. Acı mı diye bakacağım. Acı değil. Süzmüş olduğumuz gül suyu kenarda bekleyecek. Gülleri ikiye böldük. Bir kısmını kaynattık. Onu süzdük. Suyu kenarda beklerken geriye kalan gülleri şöyle ayırıyoruz. Beyaz yerlerini filan kesmiyoruz. Görüldüğü gibi. Acı değil çünkü. Yapraklarını ayırıyoruz gari. Yaprak katmayacağız. Kaynattığımızda yaprağından, dalından. Baya dallı dallı kaynattık. Gülleri kaynattık, süzdük, kenara koyduk ya. Şimdi tekrar bunu ocağa koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Altı kavanoz gül suyu geldi. Altı kavanoz da şeker. Bismillah. 3, 4, 5. Kaynattığımız gül suyuyla şeker aynı ölçüde oluyor arkadaşlar. Altı kavanoz su, altı kavanoz da şeker. Birebir. Ölçü bu. Şimdi ne yapıyoruz? Şekerle biraz gül yapraklarını ovuşturacağız. Çok fazla değil, biraz. Limon tuzu yok arkadaşlar. Limon tuzu katmayacağım. Taze limon sıkacağım. Onu da dönmesine yakın. Şekerle ovuşturma işlemini yaptıktan sonra akşamdan sabaha kadar bekletebilirsiniz. Ben bekletmeyeceğim. De ateş yanmış kana. Kaynatıvereyim dedim. Gül suyunun başına bunları da atıyoruz.
Tamamdır. Kaynamaya bırakıyoruz, kaynayacak. Gül reçeli kaynamaya başladı. Dakika tutmayız. Dönesiye kadar kaynayacak. Kıvama gelesiye kadar kaynayacak. Biraz ılıcık, kıvam olmuş mu olmamış mı diye bakacağız, test ediyoruz. Şu anda çok güzel oldu arkadaşlar. Az önce biraz duruydu. Ateşten alacağız gayri gül reçelimizi. Harika bir şey oldu. Mis gibi kokular bahçeyi sardı diyebilirim. Kıvam şu. Renk bu. Çok güzel oldu. Harika bir şey oldu. Tarifimden yaparsanız çok lezzetli reçel yemiş olursunuz da. Yalnız arkadaşlar çok kaynatmayın. Hani dalıyla budayla attım ya ben. O türünü ilk aşamasını kaynatma aşamasında çok kaynatmayın, acımsı olur.